ekranından, yeni nesil yayıncılıktan, Maksat Yarışmak Olsun programından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşım Ayberk Bayraktaroğlu ve Mahmut Portakal'la birlikte bugün Üsküdar'a geldik. Üsküdar'ın eşsiz ara sokaklarında biraz yarışalım dedik. Hazırsanız tüm hızımızla, enerjimizle hadi başlıyoruz her zamanki gibi. Yanımda hoş mu hoş bir hanımefendi var sevgili seyirciler. Vallahi bayıldım tarzınıza. O mavi kalemlerde çekilmiş. Sizi tanıyalım, hoş geldiniz. Merhaba, ben Nevin. İstanbul'da 14 yıldır yaşıyorum. Eskişehirliyim ama doğma büyüme Hollanda. Ha, Hollanda. Hollanda'dan ne oldu da İstanbul'a geldiniz? Aşk beni buraya getirdi. Aa, aşk nelere kadir sevgili seyirciler, öyle söyleyelim. Şu an kaç yıldır İstanbul'dayım demiştiniz? 2005-2006, 14 yıl olacak. Peki başta İstanbul'a hemen böyle hızlı bir şekilde alışabildiniz mi? Alışabildim çünkü ben eskiden zaten sürekli git geller falan yapıyordum. Tatile geliyordum. Türkiye'de yaşama isteğim vardı. İşte güzellik yarışması, modellik sebeplerinden dolayısıyla. Ama burada yaşamam gerekiyordu. Benim hayatım orada olduğu için, burada yaşayamadığım için de yani o modelliği burada sürdüremedim. Öyle de olmamıştı. Sonra evlilik sebebiyle geldim. Peki, iyi ki geldiniz diyelim. Şunu da sorayım. İstanbul'a, daha doğrusu Türkiye ile Hollanda'yı karşılaştırdığınız zaman orada bizden farklı ne var hoşunuza giden? Türkiye-Hollanda arasındaki fark ya, tabii ki oradaki rahatlık. Onu çok özlüyorum. Burada her şey, herkes kendi kurallarını kendi çiziyor gibi bir şey. Ya orada da var tabii ki öyle şeyler ama ya sonuçta ben doğma büyüme hani Hollanda'da yaşadığım için orası biraz daha rahat geliyor olabilir size. Orası daha rahat. Buradaki insanların yaşam tarzını da anlıyorum. Buraya da uyum sağladım, oraya da uyum sağlayabiliyorum. Her ikisine de uyum sağlıyorum ama oradaki rahatlık başka. Peki efendim, sizden de şöyle bir tüy almış olduk. Bu arada bilekte ben bir patiler gördüm. Hayvan dostuyuz sanıyorum. Evet. Var mı evde evcil hayvan? Var. Ne var? 5 tane kedim var. Oo, maşallah. 5 de gerçekten fazlaca bir sayı. Peki bir şey söyleyeceğim. 5 tane kedi idare etmek zor olmuyor mu? Monoton haline geliyor. Sonuçta bir alışkanlık oluyor. Yıllarını onlara verdiğin için. Yani çocuk gibi oluyor değil mi? Evlat gibi. Aynen. Çocuk gibi oluyor. Onlarla birliktesin. Ya senin hayatının bir parçası oluyor yani. Peki isimleri neler? İsimleri çok komik. Hepsi sokaktan bu arada. Sahiplendiniz. Evet efendim. Pet Shop'ta almayalım. Sahiplenelim her zaman söylüyoruz. Ya ve hatta o kadar güzeller ki, o kadar bakımlı oluyorlar ki evde yaşadıkları zaman. Herkes diyor ki bunlar cins gibi diyor. Ama değil tabii ki. Bakıldıktan sonra hepsi güzel olur. Evet. Can nihayetinde. İsimlerini aynen çok merak ediyorum. En büyük oğlumun ismi Sarı. Çünkü Sarı. Kına renginde olduğu için ona Kınalı demek istedim. Ama Kınalı biraz uzun isim olduğu için bir de Sarı. Bizde genelde koyunlara derler ya Kınalı diye. Kınalı kuzum falan da değil. Evet, kuzu da oluyor. Olmadı. İsmi Sarı. Onun bir küçüğünün ismi, küçük değil aslında, kocaman o da. O da Sarı 13 yaşında. Havuç geliyor ondan sonra, o 12 yaşında. Havuç da turuncu mu? Komple turuncu. Çok güzel bakıyor ama böyle çekik gözleri var. Yani ne güzel, hanımefendi anlatırken bile hakikaten ilgiyle, sevgiyle anlatıyor Nevin Hanım. Aynen. Havuç'tan sonra Sivrisarlı vardı. Eskişehirli olduğum için Sivrisar kasabasından. Sivrisar. Evet. Zormuş onu söyle. Sivrisar, gel evladım Sivrisar. Ya, maalesef kızımı kaybettim. Aa, başını sağ olsun. 10 olacaktı. 7 yaşında enfeksiyondan vefat etti. Perim vardı. O da Eskişehirliydi. Perim de 9 yaşında vefat etti. O da 11 olacak. Başını sağ. Teşekkür ederim. Çok zor oluyor işte onlardan ayrılmak. Pamuk var. Pamuk bembeyaz olduğu için. Pamuk. O da Türk van kedisi. Kuyruk sarı, kafa sarı, patileri sarı. Yani ne güzel. Gibi. Bir de Anten var. Anten. O niye Anten oldu? O da tekir yeşil gözlü. O neden Anten? Onun kuyruğunda bir şöyle bir zikzak var, bir kırıklık var. Doğuştan oluyormuş galiba. Kırık Anten'di ismi aslında.
Çok uzun bir isim olduğu için iki heceli isimler her zaman kolay oluyor kedide, aklınızda bulunsun. O yüzden Antem. Peki efendim, Nevin Hanım'dan hakikaten şu hayatına dair bilgi edinmiş olduk, sizinle biraz sohbet de etmiş olduk. Bir tane daha var. Hangisi? Tabii 5 tane olunca unutulabiliyor. 6'ya düştü. İkisi ölünce bir tanesi de tekrar sahiplenmiştim. Sahiplendiremedim. Aha, dedim hadi kıyamadınız versin dedim. Arada böyle oluyor. Onun ismi de Mimi. Mimi. Peki efendim. Sohbet muhabbet çok güzel Nevin Hanımcığım. Sorulara geçelim mi? 3 sorum olacak size. Doğru cevapları alırsam market çekine takdim edeceğiz. Belki kedilere bir şey alırsınız. Belki kendinize alırsınız. Orası size kalmış. Anlaştık mı? Kedilerine. Sokak kedilerine. Galiba mama gidecek sokak kedilerine. Peki ilk sorum şudur size. Dayımızın eşi bizim neyimiz olur? Dayımızın eşi tabii ki de yengemiz olur. Yengemiz olur, alıyoruz alkışları kocaman. Var mı yengeniz? Var. Buradan selam gönderir misiniz onlara? Tabii ki de. Yengelerim, dayılarımın eşleri var. Tabii vefat edenler de var ama Lütfiye yengem var Eskişehir'de. Eskişehir'e selam olsun diyelim Lütfiye yengeye. Selam gönderiyorum. Ve ben de ikinci soruya geçiyorum. Solunum sırasında vücudumuzdan hangi gaz atılır? Solunum sırasında... Oksijeni alıyoruz mis gibi. Karbondioksit. Karbondioksit doğru cevaptı. İkinci sorumuz da geride kalıyor sevgili seyirciler. Hızlı hızlı yarışıyoruz. Sohbeti bol tutmuştuk. Geçeyim mi son soruya da? Geçelim. Haydi geçelim. Son sorum şu. Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir? Bunu daha yeni öğrendim ben. Bilmiyordum ve çok şaşırdım. Tabii ki de Çin. Çin doğru cevaptı. Alıyoruz efendim alkışları. 3'te 3 yaptık. Kameraman arkadaşım Portakal'dan hemen market çekim geldi. Şöyle takdim edeyim size. Nasıl geçti yarışma? Güzel geçti, kolay geçti. İyi ki tanıştık, iyi ki yarıştık. Kendinize çok iyi bakın Nevin Hanım. Siz de. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Yaklaşık 1,5 yıldır bu programı sunuyorum. Sokakta, her daim sokaktayız. Hani kar kış olmadığı sürece fazlaca. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hanımefendi bizimle yarışmayı beklerken bir kuşun azizliğine uğradı. Şans derler ama biliyorsunuz bizde. Evet, ayrıca kısmet açılması da dendi. Öyle de mi dediler? Evet, direkt hissettim. Direkt anneme seslendim. Anne başıma bir şey oldu. Hemen müdahale. Direkt. Peki, hatta derler ki bir şans oyunu oyna, bir şey yapta derler. Evet. Hadi evet. Bakalım inşallah şimdi şans senden yana güler i̇nşallah. Bizim yarışmamızda en azından. İnşallah. Seni tanıyalım. Adım Rümeysa. Marmara Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği 3. sınıf okuyorum. Aa, öğretmen olacak Rümeysa Hanım. Çocuklarla aran iyidir diye düşünüyorum. Seviyorum hepsini. Ne güzel, hepsini seviyorum. Hepsinin öğretmeni olacağım diye. Peki nasıl karar verdin sınıf öğretmeni olmaya? Zaten öğretmenlik üzerine istiyordum. Hayırlısı da oldu. İyi bakalım, evet. Yaşasın. Sevdiğimiz yere girmişiz, evet. Belli. Peki şimdi bir destekçin de var kamera arkasında. Kimdir evet. Hanımefendi? Ablam oluyor. Bir de annem var. Benziyorsunuz. Evet, anneye çekmişiz direkt. Yalnız onu da söyleyeyim. Ablayla da çok benziyorlar. Her ikisi anneye de benziyor. Neyse. Sohbete yine böyle daldım gidiyorum ben. Elimde kartlarım var Rümeysa. İstediğini seç. Top sende artık. Tamam. Şu. Şu, hemen gördüm onu. Tuttum onu. Tuttum oni portakal. Tuttum oni. İlk sorum şu olacak Rümeysa. Umarım Hababam sınıfını izlemişsindir. Evet. Gerçekten zaten Türk sinemasının klasiklerinden, vazgeçilmezlerinden. Hababam sınıfında Halit Akçatepe'nin canlandırdığı Necmi karakterinin lakabı neydi? Düdük. Ne? Düdük Necmi. Düdük değil, düdüğe benzer bir şey. Güdük Necmi. Güdük doğru cevap, alıyoruz alkışları. Güdük ama bu hep karıştırılır zaten. Birçok insan Düdük Necmi diyebilir. Onu biliyor muydun Ayberk? Biliyordum diyor. Portakal sen. Peki bakalım. O Yeşilçam filmlerinin de tadı bir başka oluyor. Evet, hala izlenebiliyor. Evet, çok... ben de vallahi gördüğüm zaman takılıp kalıyorum. Hele ki izin günü ise. Evet. Şöyle evde artık kış da geliyor. Bir çay koy. Evet. Bir piki al üstüne. Aynen. Keyif yap, otur izle, zamanları başlıyor pek yakında sevgili seyirciler. Geçiyorum ikinci soruya. Nerelisin? Sivas. Peki ama Erzurum'dan bir soru gelecek sana. Erzurum halkı tarafından Kara Kehribar adıyla anılan taş hangisidir?
Oltu taşı mı? Oltu taşı doğru cevaptı. Öğretmenim şık diye cevap verdi vallahi. Tebrik ediyorum. Annen de orada sen bildikçe bildi vallahi bildi falan diyor. Ablan sosyal medyaya çekiyor. Evet. Peki gidiyor musun hiç memlekete? Sivas'a mı? Öyle bir kez gittim hayatımda. Nasıl buldun Sivas? Kaç yaşındaydın gittiğinde? 3 yıl önce gitmiştim. Ay, İyi. Güzel memleketim ama çok uğrayamıyorum. Çok uğrayamıyorsun. Niye akraba kalmadı mı oralarda? Vardı artık yolumuz düşmüyor. Artık düşmüyor yolumuz diyor hanımefendi. Pek çok kurcalamıyorum. Geçiyorum. Evet orada videoya çekiyorlar. İlk soruyu bildi. İkinciyi de bildi. Bir soru kaldı diyorlar. Bir yandan da kulağım orada. Son soruya geçiyorum. Tamam. Son sorum da şu dur sana. Salep'in elde edildiği bitki hangi çiçek türündendir? Salep. Sever misin salep? Severim. Ben de bayılırım vallahi kışın değil mi portakalcığım? Hele böyle bir de çok konuştuğumuz için boğazıma da iyi geliyor. Bağışıklığı da kuvvetlendiriyor. Şöyle bir tüyo vereyim sana. Hanımların çok sevdiği bir çiçek türüne ait. Orkide. Orkide doğru cevap. Büyük bir tüyo vermişim. Alıyoruz alkışları. 3'te 3 yaptık. Annesi, ablası alkışlayın bir. Sosyal medyaya çekmekten alkışlayamadılar. Tebrik ediyorum. Senin en sevdiğin çiçek hangisi? Gül. Gül. Peki hangi? Ne renk gül? Sen onu düşünene dur. Ben hemen market çekimi alayım. Kimde? Aldım hemen market çekimi. Şöyle geldim geri. Hangi gül? Ne renk gül? Kırmızı. Kırmızı gül. Peki efendim. Şöyle vereyim market çekimi. Nasıl geçti yarışma? Evreki gibi miymiş? Biraz heyecanlandım. Normal kameralar var. Ama sizi görünce heyecanımı yendim. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Sen de öyle. Ben de çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Bizim için ne diyorsun? Hep beraber sizlerleyiz. Bir de maksat yarışmak olsun de. Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsun Üsküdar'da. Devam etsin. Mihrimah Sultan efendim çocuk kütüphanesinin önünde yarışmaya devam ediyoruz. Sizi tanıyalım. İsmim Süleyman Fırıncı. Bu kütüphanede görevliyim. Ne güzel, ne mutlu. Kaç yıldır kütüphanedesiniz Süleyman Bey? 1,5 yıldır bu kütüphanedeyim. Nasıl o kütüphanenin ortamı? Artık günümüzde gerçekten kütüphanelere gidilmiyor. Bizim zamanımızda okul bizi götürürdü ya da kütüphane ödevi verilirdi. Kütüphanede araştırma yapıp bulduğumuz kaynaklarla böyle bir ödev hazırlardık. Orada araştırmalarımızı yapıp o kaynakları derlerdik. Şimdi herkes internette. İnterneti de kaynak gösteriyorlar hatta. Birazcık da o şeyin dışına çıkılmaya başladı. O zaman belki hani bilgi teknolojisini yakalama adına bir çaba gösterilmişti ama şimdi daha çok okullardan öğretmenlerimiz işte kaynak kitap oluşturması, hikaye roman okuyup onların özetini çıkarması, işte özetten daha çok böyle niçin yazılmış, niye yazılmış, içerisinde ne anlam içeriyor gibi böyle ana temalara inecek ödevler veriyorlar. Bu açıdan ilgi çok yüksek. Ah ne güzel, çok mutlu oldum bunu duyduğuma. Kütüphanemiz 0-14 yaş grubuna hizmet ediyor. Günde ortalama kaç çocuk geliyor? Günde ortalama 60 civarında okuyucumuz geliyor. Bunların tabii ebeveynleriyle birlikte geliyorlar ya da ebeveynler geliyorlar. Daha çok ödünç kitap alıp verme şeklinde sirkülasyon devam ediyor. Zaman zaman da kütüphanemize kültürel etkinlikler yapıyoruz. Onlarla ilgili de katılım oldukça iyi. Herkesi de bekliyoruz efendim diyelim. Herkesi de bekliyoruz evet. Burası halka açık bir kütüphane. Daha çok kimse gelmesini istiyoruz. Üsküdar bu açıdan çok şanslı. Üsküdar'da 3 tane çocuk kütüphanesi var. Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı. Her ilçeye nasip olmayacak, hatta ile nasip olmayacak bir yerde çalışıyoruz. Bu insanların da bu şeyin semeresinden faydalanması. Bu nimetlerden faydalanın diyelim evet. Efendim. Evet. Peki, şimdi yarışma zamanı Süleyman Beyciğim. Kartlarım var. Süleyman Bey bana dedi ki kamera açılmadan önce çok da zor sormayın da. Dedim siz seçeceksiniz kartı. Hadi. Hadi geldi bakalım. İlk sorum şudur size. Karate'de ilk kuşak ne renktir? Karate'de ilk kuşak. Karate'de ilk kuşak. Aslında renk diye de geçmiyorlar. Renk değil yani. Siyah kuşak. Siyah değil. Hayır, siyah değil. Siyah kuşak olduğuna göre. Beyaz. Beyaz doğru cevap alıyoruz alkışları. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Gençliğinizde hiç sporla ilgilendiniz mi? Karate tarzında değil tabii ki. Ne tarzda? Hangi spor dalıyla ilgilendiniz?
atletizmi, halterle biraz ilgilendim. Oo, ne güzel. Peki efendim, sporculuk önemli, o spor disiplinini almak önemli daha doğrusu bence. Çok gençken. Çok profesyonel olmadı tabii. Lise düzeyinde falan da, ama biz de daha sonra sürdüremedik onları. Olsun efendim. Geçiyorum bir diğer sorunuza, o da şudur. Kırklareli hangi kıtadadır? Kırklareli Avrupa kıtasında. Avrupa, doğru cevap efendim. Gelsin alkışlar. İkinci soru daha geride kalıyor çünkü. Siz nerelisiniz? Ben Afyonluyum. Afyonlusunuz. Nesi meşhur diyeceğim ama biliyoruz az çok. Hadi sizden de duyalım. Afyon'un kaymağı meşhur, sucuğu meşhur, ekmeği meşhur, patatesi meşhur. Böyle çok güzel ekmek kadayıfı da oluyor değil mi, portakal? Kadayıf, evet. Kaymak, kaymaklı. Kadayıf, evet. Peki ne güzel. Tüm Afyon'a da selam olsun diyelim ve son soruya geçeyim. Dünya tarihinin bilinen ilk kütüphanesi olan Ninova Kütüphanesi'ni hangi medeniyet kurmuştur? Bu kadar olur yalnız beyefendinin seçtiği kart. Kütüphane sorusu. Ninova Kütüphanesi. Ninova. Evet, ilk kütüphane. Bilinen ilk kütüphane. Hangi medeniyet? Yok, hangi medeniyet kurmuştur? Ninova. A ile başlıyor. Aztekler. Değil. Akatlar. Değil. Son iki hakkınız. Dın 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 dın. Gerilim hat safhada. Var mıdır bir fikrimiz? Bilinen ilk kütüphaneyi hangi medeniyet kurmuştur diye sorduk sevgili seyirciler. A harfiyle başlatıyorsunu verdim. İskenderiye'de biliyordum ama A olunca orada onu çözemedim. Hangi medeniyet kurmuştur diye sordum. Söyleyeyim mi doğru cevabı? Söyleyin. Asurlular olacaktı. Asurlular. Olmasını düşünmüştüm ama. Evet, Asurlular doğru cevaptı. Olsun, bir şey öğrenmiş olduk bugün de. Her gün hepimiz yeni şeyler öğreniyoruz. Çok teşekkür ederim, iyi ki yarıştınız. Kendinize çok iyi bakın. Kütüphaneye gelin. Ve sıra ablamızda. Az önce sosyal medyayı çekiyordu kamera arkasından. Artık yarışma zamanı, sen de seni tanıyalım. İsmim Gülşah, soy ismim Çınar. Gülşah Çınar bizimle yarışacak ama Gülşah Hanım tek kişi değil aslında. Şurada bir minnak daha var. Ben de az önce tam kayda girmeden önce gördüm. Annesi belli mi cinsiyeti? Kız. 2 ayımız kaldı. Ay, Allah sağlıkla sıhhatle kucağına almayı nasip etsin. Adı belli mi? Asya. Asya, ay çok da güzel. Büyüdü. Babası koydu. Babası koydu. Peki siz de ortak karardır diye düşünüyorum. Tabii, aynen öyle. Çünkü önemli çocuk ismi. Ben biliyorum, böyle bu çocuk isimlerinde küçük çaplı krizler çıkabiliyor evde. Aynen, yok ben karışmadım. Tamamen babasını da bıraktım ama onayladım. Aa, ne güzel, içinize de sinmiş. Ne güzel, ileride o da izler belki. İnşallah. İlk kez kameraya annemin karnındayken çıkmış. Şu an ilk defa kameralara çıkıyor. Ya, yerim onu. Şimdi 2 ay sonra dediniz, yani yaklaşık Aralık sonu Ocak başı gibi Ocak herhalde. Yılbaşında da olabilir. Hadi bakalım, yılbaşında da. Ben hep şeyden üzülürdüm küçükken. Şimdi yılbaşında ufak tefek aile içinde bir hediye alınır ya. Evet. O gün doğum günüyse hediyenin biri gitmiş oluyor. Yani 2 gün bir arada kutlanmış oluyor. Çocukken böyle şeyler üzücü olabiliyor ama. Evet. Peki, olsun, sağlıkla sıhhatle de olsun. Ne zaman gelmek istiyorsa o zaman gelsin diyelim ve hadi soru zamanı, seçin. Soru zamanı. Ne geliyor? Geldi bir tane, aldım hemen elime şöyle. İlk sorum şu. Perçemin diğer adı nedir? Kahkül. Kahkül doğru cevaptı. Alıyoruz alkışları. İlk soruyu geride bırakıyoruz efendim. Bu arada siz de çok şıksınız. Hanımefendinin böyle kürklü yumuşacık. Sandım, soğuk sandım, böyle giyindim ama bakalım artık. Havalar çok dengesiz zaten. Aman dikkat diyelim. Ve geçiyorum ikinci soruya. O da şudur. E-mail'in Türkçe karşılığı nedir? E-mail'in Türkçe karşılığı e-posta. Tamam ama o değil. Ben onun o... Tamam dediler. Tamam dediler. Yok, portakal. Portakal tamam diyor oradan Ayberk. Şimdi e kısaltma, o e'yi açmamız gerekiyor. Ne posta? O e? E-posta. Tamam, e-posta da o e'yi kısaltma. Onun da açılımını rica ediyorum. Bir şey posta, yine e ile başlayan bir şey, bir kelime. E-mail. Elektronik posta. Evet efendim, alıyoruz alkışları. Elektronik posta doğru cevaptı. Kullanır mısınız? Çok mail atar mısınız? Kullanmıyorum çok. İş yerindeyken kullanıyordum, şu an kullanmıyorum. Ne işle meşgulsünüz? Daydım.
müşteri temsilcisi olarak görev alıyordum. Bebekten sonra ev hanımı oldum artık. Peki efendim. Hemen şunu da sorayım. Şimdi e-maili sordum, pek kullanmıyorum şu an dedi hanımefendi. Sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Çok aktif. Çok aktif. Eşim hatta çok kızıyor ama. Çok niye kızıyor eşine? O çok aktif değil benim kadar. Niye bu kadar aktif oluyorsun sen? Instagram'ı hiç sevmiyor. Hanımlar ama biz seviyoruz. Bir de böyle tatlı tatlı filtreler geliyor ya, işte çiçekler çıkıyor şuramızdan bir anda. Öyle değil hiç. Biz eğleniyoruz hanımlar olarak, ne yalan söyleyeyim, ve daha çok ben fotoğraf çok çekiyorum. Aynen. Peki son soru zamanı. Tamamdır. Nefes alalım derin. Hadi hadi, son soruyu da bileceğiz inşallah. Son sorum da şudur size. Müjgan yüzümüzdeki hangi parçanın diğer adıdır? Müjgan. Müjgan. Kirpik. Kirpik, doğru cevap, alıyoruz alkışları. 3'te 3 yapıyoruz. Tebrik ederim. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel, siz çok eğlencelisiniz. Siz de öyle, iyi ki tanıştık. Enerjiniz yüksek ve gayet memnun oldum ben. Sağ olun, iyi ki tanıştık. İyi ki de tanıştık. İyi ki yarıştık. Asya ile de tanışmış olduk bu arada. Öyle de tanıştınız. Daha gelmeden. Evet, şöyle market çekiniz takdim edelim. Belki Asya'ya bir bez olur. Belli mi olur? Tabii ki de, tabii ki de. Maksat yarışmak olsun. Olsun, hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Size her gün izliyorum dedi hanımefendi. Ama ya bilemezsen, ben bilemeyenlere ah vah diyorum evde de dedim gelin. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, teşekkür ederim canım. Sizi tanıyalım. Benim ismim Hülya Dizikaya. Hülya Hanımcığım, bugün ne yapmaya çıktınız Üsküdar'a? Bugün bizim 10 yıldır devam ettiğimiz bir mesnevi derslerimiz var. Ne güzel. Onun için her hafta salı günü ben buraya geliyorum. Tesadüf simit almaya gittik fırına. Dönerken sizinle karşılaştım. Afiyet, bal, şeker olsun. Hanımefendinin arkadaşı da kamera arkasında, kameraman arkadaşım Ayberk gibi simit ikram etti hatta. Onu da söyleyeyim. Peki ne güzel. Hiç peki karşılaşacağımız ve yarışacağımız aklınıza gelir miydi? Vallahi hiç aklıma gelmezdi. Ben farklı yerlerde görüyorum sürekli sizi de. Acaba bir gün denk gelir miyim diye de düşündüm. Bir düşünmüşüm. Evet, düşündüm ama hiç tahmin etmedim. Peki ne güzel, bugün karşılaştık. Elimde kartlarım var. Buyurun seçin istediğinizi. Şunu seçtim. İnşallah kolay. Hadi inşallah kolay. Çünkü. Bilemezsem ayıp olur diyor hanımefendi. Bakalım sorularınızdan ne var? İlk sorum şu. Çocuk oyunlarında etkisiz kabul edilen oyuncular hangi sebze adıyla adlandırılır? Deriz ki kardeşini de yanına al, onu bir şeyden oynat deriz. O bir şey deriz, bir sebzeyi söyleriz. Ne sebze olabilir ki? Ispanak olmaz. Ondan sonra... Onun etkisiz olduğunu biz F harfiyle başlıyor. O bir şey deriz, F ile. K ile. Evet. Allah Allah. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si de gerisi nedir? Fa. Sebze ne var? Fasulye. Fasulye, o fasulyeden deriz. Al onu yanına. Ay vallahi hiç aklıma gelmedi. Olsun olsun. Geç olsun güç olmasın diyelim. Minik bir ipucuyla bildik. Siz küçükken böyle fasulyeden aldığınız oluyor muydu yanınıza? Ya, alıyorduk evet. Oynuyorduk onlarla, doğru söylüyorsunuz. Peki küçükken sokak oyunlarında en çok hangisini severdiniz? Şimdi beş taş oynardık, yakalamacı oynardık, yakar top oynardık, ip atlama oynardık. Çok çok çeşit oyunlar vardı, hepsini oynardık. Artık pek oynanmıyor maalesef. Peki, çocukların hepsinde bir telefon, bilgisayar. Sormayın. Valla bazen restoranlarda görüyorum, anne baba rahat yemek yiyebilmek için o böyle tableti veriyorlar çocuğa. O çocuk orada böyle baka baka yemek yiyor. Valla nereye gidiyor sonumuz? Sonumuz hayır olsun. Amin, sabah minibüste gördüm. Arabada çocuk, elinde telefon. Hiç etrafa bak. Yani küçücük bebeğin elinde, gerçekten de üzücü bir durum. Bence de vallahi katılıyorum size. Şanslıymışız. Geçmişte güzel şeyler yaptık. Peki bence sokakta oynayan çocuklar daha da sosyal oluyor. Onu da söyleyelim. Evet, öyle. Ve geçiyorum ikinci soruya. İkinci soru daha şudur. Göz boncuğunun sıkça kullandığımız diğer adı nedir? Nazar boncuğu. Nazar boncuğu, doğru cevap efendim. Alalım alkışa. İnanır mısınız nazara? Evet, inanırım. Ben de inanıyorum. Ben okurum. Oh ne güzel, en güzeli efendim. Okurum kesinlikle. Hatta şunu söyleyeyim, gerçekten bir gün ben kendimi çok kötü hissetmiştim. Sevgili kameraman arkadaşım Mahmut Portakal'dan rica etmiştim. Hı hı. Okumuştu beni, resmen uyumuştum. Böyle esneye esneye o bir hale olmuştu. Evet.
Bana da bir uyku çökmüştü. Vallahi rahatladım. Ben de çok inanıyorum. Çünkü insan vücudu 37 derecelik bir ısı yayıyor nihayetinde. Öyle kem gözle bakmayın ne olur kimselere. Yok yok. Siz değil, ekran başındakilere söyle. Söyle, evet evet. Ben sürekli hoşuma giden bir şey oldu mu maşallah süphanallah derim. Ah ne güzel. Ve sürekli de okurum. Şahanesiniz efendim. Son soruma geçiyorum. Yemeklerle aranız nasıl? İyidir, severim. Neresiniz? Urfalıyım. O Urfalı'ya mezelden gönlüm geçmez. Güzelden. Güzelden. Peki bilirsiniz o halde bu soruyu. Lavaşa sarılan ve üzerinde yoğurtlu salçalı sos gezdirilen kebap türü hangisidir? Yani ne derler ona, lavaşa sarılan yoğurt. Böyle lavaşa sarıyorlar, böyle kesiyorlar üzerine. Şey, beyti. Beyti doğru cevaptı. 3-3 yapıyoruz. Gelsin alkışa. Alkışlayın arkadaşınızı. Market çekim size geliyor. İnşallah şöyle market çekiyle de evde kebap yapıyor musunuz? Yok yapmıyorum. Ben Urfalıyım ama kebap sevmem. Aa, ilk defa kebap sevmeyen bir Urfalıyla karşılaşıyorum. Sebze mi daha çok ya seviyorsunuz? Sevem de kebap yağlı etler olduğu için kokuyor bana. Onun için yiyemiyorum. Çok sık Urfa'ya, Adana'ya, yani Türkiye'nin her yerine çok sık seyahat ederim. Asla yemem. Aa, kebap bir sevmeyen Urfalı'yı. Sen tarafım var. Uğurluyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi ki de geldim. Maksat yarışmak olsun. Vallahi herkesin katılmasını arzu ederim. Yaşasın. Sultan Çocuk Kütüphanesi'nin yanındaki merdivenlerde yarışmaya devam ediyoruz. Hava bu belli olmuyor. Bir açıyor bir kapıyor. Burası biraz gölge. Burada yarışmaya devam edelim dedik ekip arkadaşlarımla. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım Çetin Turan. Öğretmenim. Öğretmenimle yarışacağız. Çetin öğretmenimle. Peki kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz öğretmenim? Ortalama olarak 7. yılım. 7. yıl. İnşallah nice güzel yıllarınız olur İnşallah. Meslekte. Ama şey mizacınız da şimdi konuşunca hakikaten böyle yumuşak, çocuklarla çok iyi bir iletişim kuruyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani benimkiler biraz daha genç ve genç üstü olmak üzere. Ha, peki gençlerle lise öğrencileri mi? Lise ve üniversite. Lise ve üniversite. Peki öğretmenim. Ne öğretmenisiniz? Muhasebe ve finansman. Peki. Alan öğretmeniyiz. Kolaylıklar dilerim. Çocuklar zorlanıyor mu? Yani evet. Hocam sıfırcı olarak... mısınız? Söyleyin. Az mı not veriyorsunuz? Hayır. Hakkı neyse onu vermeye çalışıyoruz. Üniversiteyi kazanan öğrencilerin de bunun bir göstergesi zaten. Peki ne güzel. Öğretmenimin gözünün içi parlıyor vallahi çocuklarından, öğrencilerinden yani bahsederken. Şimdi onlar da izleyecek öğretmenim size. İnşallah. Hadi bakalım şimdi neler olacak? İnşallah kazanırız. Bilemesek de efendim maksat yarışmak olsun diyoruz zaten. Şöyle kartlarım var elimde. Buyurun seçin istediğinizi. Öğretmenim seçti. Kartım geliyor. Aldım hemen. Öğretmenim ilk sorunuz şu. Okul çağındaki çocukların korkulu rüyası olan bitin yumurtasına ne ad verilir? Bitin yumurtası. Çocuklar bitlenir. Yani genelde bitlenir. Bitlenmeyen var mı aranızda? Yok, izleyicilerim de var şu anda. O bit yumurtasına bir şey deniyor. S harfiyle başlıyor. Samsun'un S'si. S. Böyle salatalara da koyduğumuz, döktüğümüz bir şey. Sinek, sirke. Sirke, doğru cevap. Geç olsun, güç olmasın. Sinek döküyoruz salatalara. Bir anda sineği düşünemedim. Peki salataya gelmişken konu, en sevdiğiniz yemek. En sevdiğim yemek genelde deniz ürünleri. Deniz mahsulleri. Bizim memlekette genelde hani deniz mahsullerini en sevdiğim olarak söyleyen kişi sayısı çok az. Ben genelde sohbet ederken hep soruyorum. Vallahi helal olsun. B12, B12, B12 diyorlar çünkü. Doymamış yağ oranı yüksek olan bir gıda. Tercihim yani deniz ürünleri ne olursa yerim. Ne olursa denizden babam çıksa yerim. Peki efendim geçiyorum öğretmenim ikinci sorunuza. Hababam sınıfındaki tarih öğretmeni Mahmut Hoca'nın lakabı neydi? Bugün Hababam sınıfı sorularımız geliyor peş peşe. Ne Mahmut'tu? Ne Mahmut'tu? Ne Mahmut? Kopya yok. Sıfırcı Mahmut. Değil. Hababam sınıfındaki... Mahmut Hoca'nın lakabı kopya yok. Mahmut.
Kel Mahmut doğuracak. Hanımefendi kimdir tüyo vermeye çalışan? Kimseyi yok, göremiyorum ben. Göremiyorsunuz. Aa, beyefendi kör oldum diyor galiba Ayberk'cim. Senin yanındaki hanımları göremiyormuş çünkü. Kopyacı hanımlar, kopyacı hanımlar. Peki, son soru zamanı. Kel Mahmut hocam hatırladınız mı? Evet, evet, evet. Çünkü hakikaten çok da... Unutulmayacak bir insan. Unutulmayacak bir şey. Heyecandan diyelim. Hayır. Biraz geç aklımıza geldi. Son sorumu öğretmenim. Osmanlı'da kumaş, mücevher gibi kıymetli eşyaların alınıp satıldığı kubbelerle... Bedesten. Bedesten demeden leblebi dedi öğretmenim. Tebrik ediyorum. Nasıl geçti yarışma? İyiydi ama nutkum tutuldu herhalde. Heyecandan. Biraz evet öyle oluyor. Ama son soruda da o arayı kapadı öğretmenim. Ben daha sorunun yarısındayken bedesten dedi. Tarih biraz ilgi alalım bu arada o yüzden. Ne güzel, ne güzel öğretmenim. Marka çekiniz takdim edeyim. Çok teşekkür ederim. Ne diyorsunuz bizim için öğretmenim? Maksat yarışmak olsun. Sizleri de bekliyoruz. Yanımda iki arkadaş var. Sizi tanıyalım. Nergis ben. Soyadın ne? İçen. Senin adın ne? Kübra Polat. Peki nereden tanışıyorsunuz? Okuldan tanışıyoruz. Kaç yıllık bir arkadaşlık Kübra? 4. 4. En iyi arkadaş mıyız? Hani hep olur ya, ya da böyle bir grup olur. Evet, öyle bir grubumuz var. Şahane. Bir kısmında kamera arkasında destekçiniz. Evet. İzliyor musunuz programımızı? Evet, izliyorum ben. Biliyor musun evde sorularımı? Biliyorum ama inşallah zor gelmez. Ay, inşallah zor gelmez. Peki hemen şöyle kartlarımı uzatayım. Seç istediğini. Başlayalım yarışmaya. Geldi. Hemen geldi kartımız. Yeni bir şeyi icat eden kişiye ne denir? Mucit. Mucit. Doğru cevap alıyoruz arkadaşlar. Okul çıkışından mı geliyorsunuz? Geziye gelmiştim. Geziye geldiniz. Evet. Ne güzel. Yollarımız kesişti evet. Gezi sırasında. Peki şunu da soracağım. Şimdi üniversiteye mi hazırlık? Evet. Nereyi istiyorsun? Marmara Üniversitesi PDR istiyorum. PDR ne? Psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Beni de aydınlatmış ol. Bizim zamanımızda PDR demiyorlardı çünkü. Sen ne istiyorsun? Sınıf öğretmenliği. Aa, ne güzel. Aslında birbiriyle de ilişik şeyler. Evet. Hep hani böyle sen de psikolojik danışmanlığı sanıyorum gençlere mi yapacaksın yoksa büyükler için mi? Yani öğretmen olarak ben de istiyorum. Yani bizim rehber öğretmenimiz mi oluyor PDR okuyanlar hemen? Hemen jargona da hakim olayım. Peki ikinci soruya geçeceğim. İkinci soruyu sen okumak ister misin arkadaşına? Okuyayım. Ama cevapları göreceksin, söylemek yok. Tamam, yok söyleyeyim. Hemen geçiyorum ben bu tarafa, yanına. Gel. Şöyle minik bir yer değişikliği. İkinci soru şu. Galatasaray'ın şu anki teknik direktörü kimdir? Fatih Terim. Alıyoruz alkışları. Hangi takımlısın? Ben Beşiktaşlıyım. Ama takip ediyor, bildi hemen Fatih Terim'i. Sen hangi takımlısın? Fenerbahçe. Fenerbahçe'sin. Evet, iki arkadaş. Biri Galatasaraylı, biri Fenerli. Önemli olan ezeli Beşiktaş pardon. Ezeli rekabet, ebedi dostluk diyoruz. Böyle dönelim mi Ayberk'cim sana doğru? İyi miyiz? Peki, son soru. Bilirsen market çekine birlikte mi harcayacaksınız? Birlikte harcarız. Öyle mi olur? Peki sözümüzü alalım şimdiden. Son sorum şu. Yer kürenin geometrik olmayan gerçek biçimine ne ad verilir? Geoid. Geoid. Doğru cevap. Gelsin alkışlar kocaman. Alkışlıyoruz. Tebrik ederim. Nasıl geçti yarışma? Kolay geldi, sevindim. Allah kartı, evet, güzel bir kart geldi. Ne yalan söyleyeyim, bildi de. Market çekimizi şöyle veriyorum hanımlar. Ne diyorsunuz bizim için şu kameraya doğru? Maksat yarışmak olsun. Olsun, görüşürüz. İzliyorum sizi de hanımefendi. Sağ olsun, iyi ki varsınız. Sizi tanıyalım. Ben Hatice Ceylan. Emekliyim. Devlet memuru emeklisiyim. Ne güzel. Hatice Hanımcığımın diksiyonu da çok güzel. Ses tonunuzla. Çok teşekkür ederim. Bir ara 8 yıl gibi bir İnönü Stadı'nda spikerlik deneyimim oldu. Aa, ne güzel. Meslektaş sayılırız. Öyle mi? Yani evet. Bir ufak meslektaş sayılır yani. Spikerlik bakımından. Evet. Peki bugün ne yapmaya geldiniz Üsküdar'a? Benimle beraber çay içmeye geldik. Biraz şöyle havalar da güzel. Aa, ne güzel, artık güneşli son günler diyebiliriz. Aynen öyle. Artık güneş olduğu zaman serin de olabiliyor. Bugün bir nebze sıcak, hatta ben de dedim kalın giyinmişim diye. Tadını alalım dedik işte bu güzel havaların. D vitamini efendim güneşten. Aynen. Peki size sorularım olacak. Kartımı buyurun, istediğinizi seçin kartlarım arasından. Geldi hemen. İlk sorum şu olacak size.
sindirim organlarında görülen yaraya ne ad verilir? Kolit. Değil. Mide nesi olur? Ülser. Ülser. Doğru cevap, alıyoruz alkışları. Geride bırakıyoruz. Var mı bir mide rahatsızlığına? Canım. Ülser, gastrit var. Vallahi ben de böyle... Reflü var. Bende de reflü var. Ben de canımı bir şeye sıkayım. Direkt böyle o reflüm azıyor benim de. Zaten sinir, evet, baş düşmanı. Değil mi? Stres her şeyin başı. Stres. Aslında bazen günlük şeylere çok kendimizi kaptırıyoruz, üzüyoruz. Ne gerek var? Ölümlü dünya. Aynen. Ama bunun bilincine zaman zaman varamayabiliyoruz işte. Evet. Orada da böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Peki, ilk soruyu geride bıraktım. İkinci soruya geçeceğim ama i̇nşallah şunu da sorayım. Kolay olur. Ay inşallah, nerelisiniz onu sorayım ama. Ben İstanbul doğumluyum, ailem Kastamonu. Gidiyor musunuz Kastamonu'ya? İnebolu'ya gidiyorum fırsat buldukça, geziyorum, gidiyorum. Çok güzel, memleket çünkü bir toprak da çeker insanı. Aynen. Peki efendim, ikinci sorum şu size. Şemsiye kelimesindeki şems ne anlama gelir? Güneş. Güneş doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. Portakal şaşırdı, fark ettiniz mi? Hemen bilmenize. Niye portakalcım? Bildik hemen. Gayet kültürlü hanımefendilerle yarışıyorum. Peki. Teşekkür ederim. Yazı mı daha çok seviyorsunuz yoksa kış aylarını mı? Yazı diyeyim, yani her mevsimin kendine göre güzelliği var. Vallahi ben ne yalan söyleyeyim, yazdan pek hoşlanmıyorum. Eğer İstanbul'daysam o sıcak böyle asfalttan yüzüme vuruyor, yapış yapış, bir yandan çekim yapıyoruz. Benim için yaz İstanbul'da zor geçiyor. Şimdi yaşımdaki insanlar için romatizmaya güneş iyi geliyor, o yüzden yaz. Peki efendim, bir diğer soruma geçiyorum, yani son soruma. Bana yardım et. Hadi inşallah bildiğimiz yerden gelir. Kırlangıç fırtınası hangi ay gerçekleşir? Acaba Kasım mı? Yok. Değil. Daha Nisan doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. 3-3 attık. Vallahi helal olsun. Son sorunuz da zordu bir parça. Evet. Ama bildik. Çok hakkından geldik soruların. Ben teşekkür ederim. İyi ki tanıştık. İyi ki yarıştık. Çok memnun oldum. Market çekimi vereyim. Ne diyorsunuz bizim için? Maksat yarışmak olsun. Olsun efendim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yanımda genç bir arkadaşım var. Seni tanıyalım. Ben Bilyor Muratoğlu. Hemşirelik bölümünü bitirdim. Diyaliz bölümünü de bitirdim. Üniversitesinde tam burslu olarak. Aa, ne güzel, çift bölümden mezun olmuşuz, doğru mu? Liseden hemşirelik bölümünü bitirdim. Liseden hemşirelik bölümünü bitirdin. Şimdi üniversitede hemşireliği tamamlamaya çalışıyorum. 2 seneliği bitirdim diyalizden. Peki, 2 seneliği bitirmişti, inşallah tamamlarsınız diyeyim. Şöyle kartlarım olacak senin için. Seç istediğini. Geldi kart, hemen kaptım. İlk sorum şu. Süpürgeyle ayrılmaz ikili olan, toplanan süprüntüleri alıp atmak için kullanılan kısa saplı kürek türüne ne denir? Paraş. Paraş. Doğru cevap alıyoruz alkışları. Annemden geldi bak alkış. Ev işleri yapar mısın? Bir miktar yapıyorum. Temiz, yani yemeği falan yapıyorum. Bir de kek yapıyorum. Kek yapıyoruz. Yaşasın, en sevdiğim şeylerden biri. Kek yanına süt. Çocuklar gibiyim ben. Peki, ikinci sorum şu. 4 kırmızı kartın gösterildiği futbol maçında toplam kaç oyuncu kalmıştır, oynuyor demektir? 4 tane kırmızı kart gösterildiyse. 4 tane kırmızı kart. Futbolla çok fazla bir aram yok ama herhalde 10 tane. Yok, toplam. 2 takımın toplamı. Bir takımda kaç kişi vardır sence? 12 tane. 12 mi diyorsun? 12 değil, yakınsın. 10 tane. İyi düşün. 2 takımın toplamına 4 kırmızı kart gösterilmişse kaç kişi oyundadır? Bir dakika. 18. 18 doğru cevap. 11'den hesap ettik. 22 dedik. 4 çıktık. 18 doğruydu. Alkışlar eşliğinde. Alkışlar eşliğinde yarışmaya devam ediyoruz. Kameraman arkadaşım uyarıyor. Bir adım bana doğru gelmeni rica ediyorum. Şöyle kameraya da dönelim lütfen. Peki, son sorum şudur sana. Traktör sürücüleri hangi sınıf ehliyete sahiptir? Çok heyecanlandık, eli titriyor vallahi. İlk defa yarışma programına girdiğim için. B sınıfı. B değil. Kopya yok. Dakika.
Ne sınıfı olabilir? Biraz düşüneyim de. Hadi bir düşün bakalım efendim. Traktör sürücüleri hangi sınıf ehliyete sahiptir diye sordum. Alayım cevabı. Etrafa bakma etrafa. Etrafa bakıyoruz. F sınıfı. F doğru cevap, alıyoruz alkışları efendim. Üçüncü soruyu da geride bırakıyoruz. Market çekimi takdim edeyim. Nasıl geçti yarışma? Heyecanlıydı. Mutluyum sizinle yarışmaktan. Hep 360'ı izliyordum zaten. Yaşasın, yollarımız kesişti. Yarıştık. Market çekiyle uğurluyoruz seni. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Maksat Yarışma Kolsun'un bugün de sonuna geldi. Bizler çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.